Evet, İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı ve yerine kayyum atandı. Kayyum atamalarına tepkiler var. İstanbul, Diyarbakır, Van, Mardin'de birçok kentte protesto gösterileri var. Bu protesto gösterilerine de polisin sert müdahalesi söz konusu. Konuğumuz görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hem bu polis müdahalesini hem de söz konusu kararı kendisine yorumlatacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, bugün alandaydınız Diyarbakır'da HDP Eş Genel Başkanları milletvekilleriyle birlikte. Belediyenin önüne girmeniz bile engellendi ve çok sert müdahaleler oldu. Bu müdahaleleri nasıl yorumluyorsunuz? Yurttaşların bir araya gelmesi engelleniyor. Bazen görüntüler çok fazla anlatımdan çok daha değerli olur. Hani nasıl ki biz göreve başladığımız zaman ilk dakikaların görüntüsünü verdiğimiz zaman bütün bir ülke, bütün bir dünya şaşkına dönmüştü. Şimdi bugün ben de hani geçmişte hep söylenirdi. HDP'nin toplumsal siyasal tabanının bazı etkinliklerde hırçın davrandığı, işte kırdığı, yıktığı gibi şeyler söylenilirdi. Bugün sizlerin de görüntülerde çok net olarak izlediğiniz gibi insanlar demokratik itirazlarını dile getirmek için bir araya gelmek istedikleri zaman nasıl bir polis şiddetine maruz kaldıklarının görüntüleri ortaya çıktı. Milletvekillerimiz yaralandı, çok sayıda yurttaş yaralandı. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman idarenin özellikle bir gece yarısı uyansaydık atamış oldukları valiyi görevden almalarının bir toplumdaki etkisi ne olur? Ama seçilmişlere dönük böyle bir tasarruf geliştirmesinin demek ki toplumun bir adeta hırpalanmışlık durumu, adeta bir travmaya uğrama durumu yarattığı gerçeği ortaya çıkar. Seçilmişlerin sadece değiştirileceği yer bellidir. Seçimlerdir. Yani hukuk, en büyük hukuk nedir derseniz halk iradesidir. Bu anlamda seçilmişlere dönük en büyük yargı makamı nedir derseniz işte yine sandıktır. Dolayısıyla sandıkta kaybettiklerini bir gece yarısı kararlarıyla adeta geri kazanmak isteyen zihniyet dün sabah itibariyle bu üç büyük il için, üç büyük şehir için adeta bir deprem yarattılar. Şimdi buna karşılık da bir itirazın yükselmemesi söz konusu olamaz. Ama bunlar karşısında da böyle hani polis şiddetinin bu kerteye vardırılarak işte parti binasının kuşatılması, oraya girilmeye çalışılması, orada tekrar milletvekilleri dahil çok sayıda insanın yaralanması, yaralıların bile dışarıya çıkartılmasına müsaade edilmemesi gibi artık hiçbir hukukta, hiçbir mevzuatta, hiçbir idari uygulamada karşılığı olmayan bir durum yaşanıyor. Burada bu yaşananların sadece hani Diyarbakır'da olduğu noktasından hareketle bunu bir ülke kendisine yapılmış bir saldırı olarak telakki etmek durumundadır. Yani demokrasi ve hukuk vicdanı taşıyan, insanlık vicdanı taşıyan, bu konuda kaygı sahibi, yarına ilişkin de umut sahibi olan herkesin bugün bu durumda taraf olması gerekiyor. Neyden taraf olacağız? Haktan, adaletten ve vicdandan yana olacağız. Veya bir başka ifadeyle demokrasiden ve hukuk rejiminden yana olacağız. Ama bugün yaşadığımız şeyin adı başka bir şeydir. Bu zorbalık rejimidir, zorbalık düzenidir. Ve bunu lanetliyorum, bunu kınıyorum. Neden görevden alındınız? Şimdi bu belki en basit soru, belki de en zor soru. Niçin çok basit? İşte demin ifade ettiğim hani o halk iradesine rağmen o zehirli bir güç ve zihniyet üzerinden davrananlar geçmişte de niye aldılarsa, yani Sayın Gültan Kışanak'ı niye görevden aldılarsa, bugün de aynı tasarrufu hiç ehliyetleri bana göre olmadığı halde sandıkta kaybettiklerini eğer masa başında bir imzayla yapmak istiyorlarsa, milyonların iradesine karşı bir imzayla karar vermek gibi bir yolu tercih ediyorlarsa yapabilirler. Yani budur basit cevabı. Zor cevabına gelince de yani biz belediyeleri aldıktan sonra belediyelerin içine girdiğimiz zaman şunu gördük. Yani talanın, israfın, kara deliklerin haddi hesabı yoktu. Biz bu arada sadece ve sadece yapmaya çalıştığımız hakkaniyetle ve adaletle biz bu süreci nasıl yürütebiliriz? Ayaklarımızın üzerinde gezindiği bu coğrafyada
tadını, kokusunu, demini, her anını yaşadığımız bu coğrafyada iyi, doğru, güzel ve yarına umut taşıyabilecek neler yapabiliriz kaygısıyla davrandık ve 73,5 trilyon lirada borç ödedik. Hem de bu hafta içinde de oturacaktık basın kahvaltılarında, basın toplantılarında ve sivil topluma dönük briefinglerde bunları anlatacaktık. Neleri yapmayı düşündüğümüzü anlatacaktık. Yani böyle her olay söz konusu olduğu zaman aklıma hemen ya şu iş için de şöyle yapacaktık, bu işe de esasında böyle bir planlama yapmıştık gibi yarına ilişkin iyi doğru neler çıkabilir kaygısı vardı. Ama bütün bunların hesabını yaparken ne partizanlık yaptık ne yandaş kayırmacılığı yaptık, hiçbir şekilde öyle bir tutumumuz olmadı. Ha, bütün bunları yapan tutumumuza karşılık kaybetmiş oldukları esasında arpalıkları yeniden kazanmak isteyen zihniyet, hele hele 23 Haziran'da İstanbul'u kaybettikten sonra o kendi adeta yandaşlarına kaynak aktardığı kanalların nasıl tıkandığının acısını yaşayan zihniyet, bugün de buralarda benzeri bir şeyleri yapmak istiyorlar. Ama bu halka rağmen hiçbir zaman duramayacak, devamlık arz edemeyecek bir durumdur. Çok değildir. Yani zorbalığın abat olduğu, zulmün abat olduğu hiçbir zaman olmamıştır. Ve ben bu çerçevede de oradaki kalışlarının şey olmayacağını ama güçlü bir demokratik itirazın yükseltilmesi gerektiğini de söylüyorum. Enkazla bir belediye devraldınız. Aslında kayyum tahribatlarını ortadan kaldırmaya çalışıyordunuz bu süre zarfında. Tekrar kayyumda ısrar edildi. Neden bu kayyum ısrarı? Bölgeye neden bu kayyum ısrarı? Size soralım. Şimdi bunun bir başka siyasal veya sosyal okuması, yani böyle bir zihniyetin halka rağmen, halk iradesine rağmen 31 Mart'ta kanun hükmünde kararnameler gerekçe gösterilerek bu bölgede yine halk iradesini hiçe sayan bir takım uygulamaların yapıldığına tanık olduk. O gün Türkiye toplumu bunu yeterince güçlü bir şekilde karşılayamadı. Yükselen bir cevapla bu uygulamaları bertaraf edemedi. Bugün de yine benzeri şekilde bu uygulama karşısında eğer sessiz kalınacak olursa bilin ki bu sistem baki olur ve freni tutmaz, nerelere de kayım atayacakların haddi hesabı olmaz. Dolayısıyla buradaki özellikle şekillenen siyasal irade ve sonuçları itibariyle bakıldığı zaman buna tahammül gösteremiyorlar. Ama burada hani bazı televizyon istasyonlarında gezinen bazı kendini bilir kişi sananlar var. Bu bölge halkının cahil olduğunu söylüyorlar ve verdikleri oyların da esasında çok kıymetli olmadığını söylemek gibi bir basitlik içine düşüyorlar. Bu bölge halkı oldukça bilinçlidir, oldukça duyarlıdır. Hafızasına da sevdasına da sahip çıkan bir halktır. Evet, bunun adresi eğer HDP ise şüphesiz ki HDP kazanmıştır, ortaya çıkmıştır. %50'lerin çok üzerinde, Diyarbakır'da 2/3'ünün üzerinde bir oyla kazanılmıştır. Buna tahammül gösteremiyorlar diyelim. Görevde olsaydınız Diyarbakır için neler yapmayı düşünüyordunuz? Birçok noktada aslında çalışmalar yürüttünüz ama hangi çalışmalarınız engellenmiş oldu? En başta insana dokunan çalışmalar diyeyim. İnsana dokunan çalışmalar dediğiniz zaman hani doğaya dokunan, canlıya dokunan birçok başlıkta sayabiliriz. Yani kentin sokakları kendisine yabancı olmayan birileriyle buluşmuştu. Ruhuna yabancı olmayan, diline yabancı olmayan, kültürüne yabancı olmayan, umuduna yabancı olmayan veya ihtiyaçlarını bilen ve ona çözüm üretmeye, derdine derman olmaya çalışan birileriyle buluşmuştu. Bu anlamda çok sayıda şey vardı. Demin başkanımızla beraber gezerken Dağkapı Meydanı'ndaki kuş yuvalarını gösterdim. Yani kuşlar için de bilmem parklara yerleştirmeyi düşündüğümüz mekanlardan tutun kente mesire alanları kazandırmaktan eğlence alanları kazandırmaya, kültür sanat alanında başlayan çalışmaların çok daha zenginleşerek devam etmesine, kentteki ekonominin ihtiyaçlarının daha güçlü bir şekilde karşılanabileceği bütün kolaylaştırıcılık mekanizmalarına kadar o kadar çok başlık vardır ki ben size saatlerce anlatsam inanın ki yetmez. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.
Evet, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yla konuştuk. Hem bu kayyum atamalarını hem de bu İçişleri Bakanlığı kararını yorumladı. Sözü yeniden haber merkezine bırakıyorum.